Evet gençler ben Kadir Gümüş, Türk Dili ve Edebiyatı öğretmeniniz. Ayeti tümlemek için yine buradayım, yine yanınızdayım arkadaşlar. Haydi bakalım. Edebi sanatlar yahut söz sanatları. Sen ne dersen de. Bunu genelde şiir bilgisinin için anlatıyorlar ama ben bunu ayrı bir şekilde anlatmak istedim. Çünkü şiir bilgisi o zaman bitmezdi. En azından şiir bilgisinden kafi redifi öğrendikten sonra mola verip bunun testlerini de ayrı çözmeniz sizin için daha faydalı. Edebi sanatlar, söz sanatları ilk söz sanatımız teşbih. Bakın bu videoda. Teşbih, teşhis, istiare ve intak arasındaki bağlantıyı bileceksiniz. Özellikle teşbih ile istiare arasındaki bağlantı sırasıyla İstihar eden teşhis, teşhisten intihar. Bu dört sanatın birbirine bağlı olduğunu görünce şaşıracaksınız. Sadece benim anlatım tekniğime dikkat edin. Ve şimdiye kadar bu sanatlara niye böyle bakmadım diye kendi kendinize ayıplanacaksınız. Şimdi herkes beni dinlesin ve olayı beraber çözelim. Teşbih. Gençler, teşbih benzetmedir. Teşbihin unsurlarına bakınca, teşbihin dört tane unsuru vardır. Bu unsurlardan bir tanesi kendisine benzetilen. Bir tanesi benzeyen ve kendisine benzetilen arkadaşlar benzeyenden daha üstün yapıdadır. Bakın sonra benzetme edatı gibi değil mi? Sonra misali benzetme yönü. Benzetme yönünde hangi yönden benzediğidir? Şimdi bana bakın. İki tane ana unsur vardır. Evet dört tane ama olmazsa olmaz iki tane ana unsur vardır. Bunların ana unsurlardan bir tanesi nedir? Kendisine benzetiler. Bir tanesi benzi. Bak basit bir örnek yazıyorum. Aslan gibi güçlü çocuk derken çocuk burada benzeyendir. Aslan kendisine benzedirendir. Güçlü hangi yönden benzediğidir gibi de benzetmenin edatıdır. Şimdi bana bak. Arkadaşlar burada çocuk. Aslana benzetilmiş mi? Benzetilmiş öğretmenim. Burada çocuk aslana benzetilmiş. Demek ki aslan güçlük özelliği yönünden daha güçlüdür çocuktan. Ve ben bu yüzden çocuğu neye benzetmişim arkadaşlar? Aslana benzetmişim. Anlaştık mı? Teşbihin dört ögesi de var. Gördüğünüz gibi teşbihin dört ögesi hepsi kullanılırsa buna tam teşbih. Ya da tam benzetme adı verilir. Şu andaki örnek tam benzetmedir. Çünkü dört ögesi de vardır. Ama ÖSYM Yok bu tam teşbihmiş. Yok teşbih vereyim sormuyor. Teşbih var mı benzetme var. Tamam bitmiştir olay. Tamam Benzetme bu. Dağlar bir ana gibi şefkatle sarıldı derken. Gençler dağlar neye benzetilmiş? Bir anaya benzetilmiş. O zaman dağlar nedir? Benze yen. Bir ana gibi şefkatle sarıldı derken anaya benzetilmiş. Bir ana da burada kendisine benzetilen. Gibi nedir burada? Benzetmenin edatıdır. Peki şefkatle sarılması hangi yönden benzediğidir? Bu da benzetmenin yönüdür. O zaman teşbih dört ögeste kullanmış mı? Kullanmış. Bir tam teşbihle ile karşı karşıyasınız. Tamam mı? tam teşbih, ayrıntılı teşbih isimlerini kullanabiliriz. Anlaştık mı? Hikaye bu. Peki. İki tane unsuru var demiştim. Bu iki ana unsur neydi? Bir, kendisine benzetilendi. Ana unsurlardan birisi. Öbürü neydi? Benzeyendi. Sadece bu iki ana unsur kullanılırsa buna teşbih beli derler. Yani güzel benzetme ya da yalın benzetme. Bu adları verirler. Sadece iki tanesi kullanacak. Bak, Türk askeri aslandır. Aslan daha güçlüdür. Kendisine benzetilen. Türk askeri burada benzeyendir. O zaman sadece iki ana unsur kullanılmış. O zaman bir güzel benzetme ya da teşbih beliyle karşı karşıyasınız. İnce dişine kurban olurum senin dediğin zaman diş burada benze. Peki, burada parlaklık falan kastedilmiş. İnce her zaman daha parlaklı. Bu kendisine benzetilen. Sadece iki ana unsur kullandığı için bu teşbih belidir. Hikaye anladık mı? Olay Ama ben yok teşbih beli, yok tam teşbih ayırt etmeniz, teşbih var mı var? Şunu tekrar söylüyorum. Demek ki iki ana unsur olmak zorundaysa, kendisiyle benzetilen ve benzeyeni bulduğumuz zaman teşbih fark edeceksiniz. Tamam mı? O zaman ben tam teşbihi ve teşbih beli de size net şekilde verdim. Gelin şu örneklerimizi beraber inceleyelim. Ve bu örneklerdeki teşbihleri sizinle birlikte bulalım. Gider oldum kömür gözlüm elveda. Gençler göz, göz. Doğru mu? Göz. Şimdi buraya bakın. Kömür göz derken. Burada kastedilen şey nedir? Göz. Bak kömür, göz. Şimdi göz burada. Hop benzeyen mi? Evet. Kömür burada. Nedir gençler? Kendisine benzetilendir. Doğru mu? Göz kömüre benzetilmiştir. O zaman kendisine benzetilen ve benzeyen var. Hatta teşbih belidir. Ama sonuçta teşbih demem yeterlidir. Şöyle deseydim bunu ayrıntılı tam teşbih olurdu. Kömür gibi kara göz. O zaman olurdu. Tamam. Ölümdür bekleri sükmü. Dünya bir duruşmadır sürer. Burada dünya nedir gençler? Hemen bu benzeyendir. Peki dünya neye benzetilmiştir? Bir duruşmaya. Bu da kendisine benzetilendir. O zaman yine teşbih var mıdır? Vardır. Beli şudur budur demenize gerek yok. Teşbih var mı? Tamam bitti. Geniş siyah gölgesi hayatımı kaplayan, tepemde kanat gelmiş bir kartaldır yalnızlık. Bak yalnızlık, yalnızlık burada nedir? Benzeyendir. Peki yalnızlık neye benzetilmiştir? Geniş siyah gölgesi hayatımı kaplayan, tepemde kanat gelmiş bir kartala benzetilmiştir. Hocam niye sadece bir kartalı almadınız da buraya kadar olan bölümde tamamını almayı seçtiniz? Gençler burada tamamını almayı seçmemin sebebi nedir? Tamamını seçmemin sebebi şu. Çünkü sıfatlarını ayıramam kartal nasıl bir kartal? Geniş siyah gölgesi hayatımı kaplayan tepemde kanat gelmiş bir kartal. Yalnızlık buna benzetilmiş. O zaman bu misler gibi kendisine benzetilen olmuş. O zaman gördüğünüz gibi benzeyen de var, kendisi de benzetilen de var. O zaman ben burada bir adet teşvik buldum mu? Benzetme buldum. Aşağıya devam ediyorum. Kalp ile günleri hesaplayan bir benim, benim olan masaldır yalnızlık. Bak gördünüz mü? Benim olan masaldır yalnızlık. Şimdi burada yalnızlık yine nedir arkadaşlar? Benzeyendir. Peki yalnızlık neye benzetilmiştir? Bir masala. Ama önündeki sıfatlar da alalım. Nasıl masal? Kalp ile günleri hesaplayan bir benim, bir benim olan masaldır yalnız. Yani diyor ki kalp ile günleri hesaplayan sadece bana ait olan bir masaldır demişim. Hop bu da arkadaşlar kendisine benzetilen. O zaman ben burada bir tane daha misler gibi teşbih buldum mu benzetme buldum. Evet dört nala gelip uzak Asya'dan Akdeniz'e bir kısrak gibi uzanan bu memleket bizim. Bak mem bu memleket tamlamaları ayırma. Bu memleket nedir arkadaşlar? Benze. Peki bu memleket neye benzetilmiş, değil mi? Uzak Asya'dan dört nala gelip Akdeniz'e bir uzanan kısrak değil mi? Evet kısrağa benzetilmiş. O zaman arkadaşlar benim memleketim uzak Asya'dan gelip değil mi? Buraya o zaman bir kısrağa benzetilmiş. O zaman bu da kendisine nedir? Benzetilendir. Ve sevgili Nazım ben, ne demek istemiş? Anadolu'ya bak. Burası Anadolu'ya. Anadolu sadece bu kısra başıdır diyor. Bu atın başıdır diyor. Bu atın başın yanında gövdesi de var diyor. Hop gövdesi de var diyor. Yani diyor ki bizim köklerimiz diyor Orta Asya'da, Uzak Asya'da diyor. Anadolu'da sizin bu gördüğünüz Türklerin yaşadığı bölge sadece bu kısrağın başını görüyorsunuz. Bizim kökümüz Orta Asya. Yani diyor ki uzak Asya'dan dört dana gelip Akdeniz'e kadar uzanan diyor bir kısraktır diyor. Yani bu kısrağın tamamıdır Türklerin yaşadığı bölge tamam mı? Türklerin bölgesi tamamıdır. Ama diyor sizin gördüğünüz burası diyor. O zaman benim memleketimi uzak Asya'dan Akdeniz'e kadar gelen bir kısrağa benzetmiş Türklerin yaşadığı bölgeyi. O zaman buyurun arkadaşlar kendisine benzetilen de var Benzeyen de var. Hatta buraya bakın. Gibi derken benzetme edatı da var değil mi? Buraya uzanmasıyla arkadaşlar benzetme yönü de var. Gerek yok. Ben ki yaralıyım. Ben ki haytayım. Bakkallara düşmüş kul defterleri gibi. Bak be. ben. Burada bir daha ben var. Sonuçta burada ben. Benzeyen mi? Evet. Peki ben neye benzetilmişim? Bakkallara düşmüş okul defterleri. Kendisi de Hocam niye sadece kendisi benzetilenle benzeyeni buluyorsunuz? Çünkü Ölselim'in burada benzetmenin olduğunu bulmanız yeter kabul ediyor. Bitti. Bak yeter. Bu kadar basit. Tamam Ben kendi sebeplerine bulduğum zaman benzetme bitti. Mazi o bir muallim, o bir pir, o bir peder. Mazi, mazi burada benzeyen. Peki Maziniye'ye benzetilmiş. Birden çok şeye benzetilmiş. Bir muallime benzetilmiş. Kendisine benzetilen. Bir pire benzetilmiş. Muallime öğretmen. Pir üstad. Bir pire benzetilmiş. Kendisine benzetilen. Değil mi? ayır ayırma. Bir pedere benzetilmiş. Babaya. Al sana kendisine benzetilen. O zaman buradan bir şey gördünüz. Evet benzeyen birden çok benzetilen bizden çok şeye benzetirebilir. Sakıncası yok. İnsan bu su misali kıvrım kıvrım kar ya. İnsan benzeyen benzeyen olan insan. Neye benzetilmiş? Suya benzetilmiş. Su da burada kendisine benzetilmiş. Tamam. Ha misali derken ben gibi anlam verdiği için benzetme edatı da var. Tamam. Var. Ha kıvrım kıvrım akması derken hangi yönden benzediği Benzetme yönü de var. Ama bana bu ikisinin olması benzetmeyi bulmam için yeter de artar. Bir. Anlaştık mı? Tamam. Hadi buraya baktık. Benzetmeyi cebe attık mı? Buradan iki şey cebe attık. Bir. Benzeyen kendisi de benzetir. İkisi de kullanmak zorunda teşbihte bunda mecburum 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 mecburum. Kendinize benzerine benzeyen olacak teşbihte olacak. Tamam mı? Şimdi geldik buraya. İstiare. İstiarede benzetmenin unsurlarından birisi kullanılmaz ana unsurlarından. Ana unsurlar nelerdi? Söyler misiniz siz dinliyorum. Bir, kendisine benze tilen ve benzeye vardı. Doğru mudur? Şimdi buraya bakın. Kendisine benzetilen vardı. Bir de benzeyen vardı. Doğru mudur? Şimdi bana bak. Bunlardan birisini kullanmazsam benzetmem istihareye dönüşür. Tamam mı? Demek ki ben eğer benzeyeni kullanmazsam sadece kendisine benzetileni kullanırsam, kendisine benzetilerini KB şeklinde kısaltıyorum. O zaman bu kapının K'si ya, o zaman kapı ne oluyor? Açık oluyor. O zaman bu istiare açık istiare oluyor. Anlaştık mı? Olay bak bu kadar mı? Tamam Peki ben kendisine benzetilen kısaltıyorum. Kendisine benzetilen ve benzeyenden ben kendisine benzetileni kullanmazsam bak açın tam ters. Aa kapının kesiydi ya, kapı kırıldı kapandı. Yok ula kapı. Oğlum kapı yok. O zaman hop kapalı istiare oldu. Anlaştık mı? Şimdi metoda açıklıyorum soruyu çözerken. İstiareyi çözerken istiareyi ilk önce benzetmeye çevireceksiniz. Hangisini kullanmadığını tespit edip açık mı kapalı mı olduğunu anlayacaksınız. Tamam Günlük hayattaki örneklerden başlayalım. Eve gidiyorum. Benim çok sevdiğim güzeller güzeli bir kızım var. İsmi Eylül Bilgi. Diyorum ki Eylül Bilgi'ye Gülüm! Özledim seni diyorum. Tamam Kime seslendim? Güle. Gülüm özledim seni. Aslında ben kızıma gülüm özledim seni diye seslendiğimde kızım gül değil. Ben aslında şunu demek istiyorum. Bak buraya. Gül gibi güzel kızım. Doğru mu? Şimdi iyi dinleyin. Kız burada nedir? Ve gül burada nedir? Gül burada kendisine benzetilendir. Kız burada benzeyendir. Ama ben kızım ibaresini kullanmamışım. Benzeyeni kullanmamışım. Sadece kendisi benzeyeni kullanmışım. O zaman kapının keyisinden aklınıza kalsın. Kapı açık oluyordu. O zaman siz bir açık istiare ile karşı karşıya kaldınız demektir. Şu an hangi istiareyi kullanmışım? Açık istiareyi. Mevzu anlaşıldı mı? açık ister. O kadar basit. Eve gittim. Ulan kızın örneğini verdik. Tamam mı? Kızın örneğini verdik. Haydi bakalım arkadaşlar. Hop! Oğlanın örneğini veriyorum. Oğlana diyorum, Aslarım. nasılsın?" diyorum. Oğlumuz Yeğci Aslanım nasılsın? Ama ben evde aslan beslemiyorum. Evet. Aslında burada ne demek istiyorum? Aslan gibi güçlü, kuvvetli oğlum demek istiyorum. O bak günlük hayattan başlayalım önce. Aslan burada kendisine benzetilen. Oğlum burada benzeyen. Bunu kullanmamışım. Hop! Sadece kendisine benzetilen kullanmışım. O zaman ben bir ne istihare yapmışım arkadaşlar? Açık istiharede bulunmuşum. Hikaye anlatıp Bak günlük hayattan anladık mı? Günlük hayattan ben size şu an örnekler verdim. Tamam mı? Ya da daha amiyane bir tabir kullanmak istiyorum. Sokakta millet, hani laf atan zibidiler olur ya arkadaşlar. Tabii ki tasvip etmeyiz. Sadece örnek vereceğiz. Bir kız geçiyor ve zibidiler toplanmış. Kıza ne diyor? Yavrum diyor. Ya o yavru değil. Aslında ne demek istiyor? Yavru gibi Atıyorum kız. Değil mi? O zaman al. Kendisine benzetilen. Al sana benzeyen. Bunu kullanmamışım yavrum demişim. O zaman kapı açık olacak. O zaman nasıl istihare ile karşı karşıya kalacağım? Açık istihare. Şimdi günlük hayattan örneklerle daha açık bir şekilde. Hep beraber anladık mı? Evet. Şimdi geldik bak. Daha, daha dur. Daha bu tahtada olacak. Öbür tahtada anlatmaya devam edeceğim. Ve bunu teşhis ve intakla bağladığım zaman her şey güzel oturacak. Bak. İki kapılı bir handa gidiyorum gündüz gece. İki kapılı bir handayım. Ya da iki kapılı bir handa gidiyorum gündüz gece. İki kapılı bir han. Bir kapısı doğu. Öbür kapısı ölüm. Burası dünya değil mi? Aslında aşık Veysel iki kapılı bir hanla derken dünyayı kastetmiyor mu? Aslında şöyle demek istiyor. İki kapılı bir hana benzeyen hangi bir dünyadayım? Doğru mu? O zaman burada iki kapılı bir han kendisine benzetilen. Dünya benzeyen. Ve ben burada dünyayı Kullanmamışım. Sadece kendisiyle benzerini kullanmışım. O zaman kapı açık olacak. O zaman ben neyle karşı karşıyayım? Açık istihareyle. Hikaye anladık mı? Alaylı. Devam ediyorum örneğe. Kurban olan beşikte yatan kuzuya. Bak beşikte kuzu yatar mı? Hayır. Kuzu beşikte ne işi var? Ya ahırdadır ya mangaldadır kuzu değil mi? O zaman bak ben, ben burada İlk önce bunu teşbih çevir. Kurban olan beşikte yatan kuzuya. Beşikte çocuk yatar, bebek yatar. Demek ki beşikte yatan kuzu gibi bebek. Bebek, bebiş. Kuzu burada kendisine benzetilen. Bebek burada benzeyen. Ben burada bebeği kullanmamışım. Hop, K'den gelecek aklına. Kapı ne olacaktı? Açık olacaktı. O zaman açık isterdi. Olay anladık mı? Hikaye bu. Bak. Bedrahmi İpoğlu. Mari gerekmez yana yazdı tahmin edilen şiirde. Kara dutum, çatal karam, çingenem diyor. Şimdi bana bak. Kara dutum, çatal karam, çingenem dedi. Bedri abi Eyüpoğlu'nun bir rivayete göre sevdiği kadındır. Bedri abi Eyüpoğlu eşi Eren Eyüpoğlu'yla mutlu bir hayatı var. Ve üniversitede arkadaşlar öğretim üyeliği yapıyor. Resim bölümünde aynı zamanda ressam bir şairdir. Ve Romanya'dan Mari Gerekmez yani isimli birisi geliyor. Ve ona ne oluyor? Aşık oluyor. Bütün hayatı oluyor. Sonra Mari hastalanıyor, ölüyor. Ve ona şiir yazıyor kara dutum çatal kanam çingenem. Nar tane, nur tane, bir tane. Ağaç sen, şeklinde devam ediyor. Bak günahımsın ve diyor. Bak günahımsın diyor. O zaman bak aslında ne demek istiyor? Burada kara dut gibi aslında hani böyle ayrı yazdığı için söylüyorum. Normalde bir çık yazılır da şairlerin yazımını hiç düzeltmeyelim. Karadut gibi sevgilim. Ya da isterseniz Mari deyin. Ama ne derseniz deyin. Ya da çatal karası gibi sevgili ya da Mari. Değil mi? Ya da çingene gibi sevgilim ya da Mari. Bunu demek istiyor. Peki bunlar Kendisi de menzitilen değil mi? E bunlar da benzeyen değil mi? Ben burada bunları söylememişim. Sadece kendisi menzitilen söylemişim. O zaman kapı ne olacak? Açık olacak. O zaman bu nasıl bir istiare olacak? Açık bir istiare olacak. Anlaştık mı? Evet. Şimdi bir taneydi o mah gitti. Mah ay demektir. Tamam mı? Bir taneydi o mah yani diyor mah bir taneymiş gitmiş. Aslında burada giden kişi sevgilisi. Mari gibi sevdiğim. Hocam ya karısıysa oğlum karım. Hocam ya çocuğuysa lan çocuğum nasıl da silinecek orası önemli değil orası. Bak bu kendisine benzetilen bu benzeyen. Ben burada benzeyeni kullanmamışım. Sadece kendisine benzetilenini kullanmışım. O zaman kapı ne olacaktı? Açık olacaktı. Açık istedim. Anlaştık mı? Mevzuyu anladık mı? Mevzuyu anladık mı? Evet. Olay bu. Devam ediyor. Geldik öbür tarafa. Kapalı istihare. Kapalı istihare. Bak burada da kendisine benzetilen ne yapmayacağım ben? Kullanmayacağım. Bu sefer sadece benzeyeni kullanacağım. Bak. Beraber bakalım. Beraber bakalım ve bulalım. Uçtukça hayali yar gözden. Hayali yar gözden. Aslında ne demek istiyor? Yarın hayali. Uçtukça diyor. Lan yarın hayali uçar mı? Uçmaz. Ne uçar hocam? Kuş uçar. İstersen kuş de. Ama hocam ben kuş değil. Uçak demek istiyorum. Uçak de. Teyare de. Helikopter de. Ulan ne dersen de. Kuş gibi ya da uçak gibi uçan hayali yar. Yarın hayali. O zaman kuş ya da uçak kendisine benzetilen değil mi? Hayaliye benze değil mi? Anam, 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 anam. Bunlar kullanmamış. Kapı kapanmış. O zaman bu misler gibi bir kapalı istihaledir. Anlaştık mı? Bak, İçimde damla damla korku birikiyor. Bak, İçimde damla damla korku birikiyor. Lan oğlum korkunun damla damlası olur mu? Burada kastedilen nedir? Damla damla olan nedir? Su. Aslında içimde diyor damla damla su gibi korku birikiyor. Hocam ya damla derken okyanus dediyse oğlum okyanus yaz ne isterse yaz. Bak al, kendisi de lan. Hop benzeye. Ben bunu kullanmamışım. Kapı kapanmış. O zaman ben sadece ben kullanmışım. O zaman misler gibi kapalı bir ile karşılaşmışsın. Anlaştık mı? Bak olay bu. Her gün dertlerin büyüdü saksıda. Yavrum, kuzum, canım, biricim. Lan oğlum dert saksıda büyür mü? Saksıda ne büyür? Çiçek o zaman çiçek. Dert çiçeğe benzetilmiş. Her gün saksıda, Çiçek gibi dertleri. Kasıt bu. Önce benzetmeye çeviriyor. Burada çiçek. Kendisine benzetilen. E dert burada benzeyen. Değil mi gençler? Evet. Ama ben burada şey söylememişim. Kapı kapanmış sadece benzeyen var. O zaman kapalı istiare. Tamam mı? Ayrılık dilim dilim diliyor yüreğimi. Ayrılık yüreğimi. Dilim dilim diliyor. Şimdi soruyorum. Ayrılık yüreğimi dilim dilim diliyor demişim mi? Lan oğlum dilim dilim ne diler? Bıçak, nacak, kesici bir alet. O zaman burada ayrılık yüreği dilim dilim dildiği için bıçak gibi ya da bir kesici alet de ya çakı de ya bıçak gibi ayrılık. O zaman burada bıçak kendisi de benzetilen değil. O zaman ayrılık burada benzeyen değil mi? Ama bıçağı falan kullanmamış. Ayrılık kullanmış. O zaman al sana misler gibi kapalı misler. Anlaştık mı? Mevzuyu kolayca anladık mı? Ben metodu... Şimdi teşbih ile istiharenin arasındaki mantığı anladın mı? Daha devam edeceğim. İstihar örnekleri devam edeceğim. Şu an sadece teşbihin unsurlardan bir tanesi tık koparıyorum. Benzerini koparsam açık istihare, kendisi koparsam Kapat ister. Tamam. Tahtayı da biraz ince ince yazıyorum çünkü çok örnek var. Tamam Çok örnek var. O zaman ben tahtamı siliyorum, videoma devam ediyorum. Daha ben istiharenin örneklerini vermek zorundayım. İstihareden teşhise, intiha ulaşmak zorundayım. O zaman tahtamı sileyim, bağlantı kurmaya devam edeyim gençlerim. Evet gençlerim, devam ediyoruz. Ay ne demiştim? Ben ilk önce istihareyi pekiştirelim. Şimdi ben altın çizdiğim yerlerde hangi istihare var onları bulun. Ondan sonra teşhis ve intakla istiharenin bağlantısını kuracağım şaşıracaksınız bakın. Tamam. Akıyor nur gördüğüm dereden. Gençler dereden nur akmaz ki. Derede ne akar? Su akar la su akar. Yani ilk önce hop nur yani ışık gibi su. İlk önce siz bunu neye çevireceksiniz biliyor musunuz? Teşbihe çevireceksiniz nur kendisine benzetilen su benzeyen. Ama su kullanılmamış. Hop! O zaman kapı açık. Abu! Al sana açık istihare. Ne güzel buldum değil mi? Şimdi geldik buraya. Bir kez dediğini yapmadım diye mi küstün gülüm? Gülle konuşmuyor. Ya bu kime söylemiş olabilir bunu? Gül gibi kızım, gül gibi sevgilim, gül gibi eşim, ya ne koyarsan koy, zaten orası silinecek. Gül kendisine benzetilen. sevgili benzeyen. Bu söylenmemiş. Sadece kendisine benzetilen söylenmiş. O zaman kapı açık, o zaman al sana açık istihare. Anlaştık mı? Bak, can kafeste durmaz uçar. Dur. Şimdi can kafeste durmaz uçar demiş ya. Gençler can uçmaz ki. Kafeste durmayı uçan ne? Kuş. O zaman kuş gibi kafese durmayıp uçan can. Kuş burada kendisine benzetilen. Peki can burada benzeyen. Bu sefer kendisine benzetilen söylenmemiş. Anam, anam, anam kapı kapatılmış. O zaman burada misler gibi bir kapalı istihare var. Tamam Yuva yapmış gibi memnun ikimiz bir dalda zevki ruhunda yaratmış iki genç aşıktık. Bak, iki genç aşık, yuva yapmış gibi memnun ikimiz bir dalda. Anam, iki genç aşığa bak. Ne yapmış biliyor musunuz? Yuva yapmışlar dalda. Lan oğlum, dalda yuva yapan kim? Kuş. Kuş gibi dalda yuva yapan iki genç aşık. Kuş burada, kendisine benzetilen iki genç aşık burada benzeyen ama ben benzeyen söylenmemiş. Sadece burada benzeyen söylenmiş. O zaman kapı kapanmış. O zaman istaremizin adı nedir? Kapalı istaredir. Anlaştık mı? İstare kapalıdır. Bu kadar basit. Bak mutluluk yağdı bugün sokaklara. Lan mutluluk yağar mı? Yağmaz. Ne yağar? Yağmur yağar. Demek ki yağmur gibi sokaklara yağan mut mutluluk. Tamam mı? O zaman yağmur burada kendisine benzetilen. E mutluluk burada benzeyen. Kapı kapandı, keyli olanı karaladım O zaman al sana nur topu gibi kapan ister. Şimdi istihari hiç böyle çözmüş müydünüz bilmiyorum. Ama bundan sonra istihari hep böyle yaklaşacağız Tamam mı? Şimdi bak. Kapar istihari bir kere burada bir dursun. Şimdi bak çok güzel yerlere ulaşacağız. Buraya bak. Teşhis kişileştirme, insan dışındaki varlıklara insan gibi düşündürme. İnsan dışındaki varlıkları ben insan gibi düşüneceğim. İnsana ait özellikleri insan dışındaki varlıklara vereceğim. Hikaye bu bak. Gül hasretinle yollara tutsun kulağını. Güle bak. Kulağını yollara tutuyor. Lan oğlum gül kulağını yola tutabilir mi? Hayır. O zaman arkadaşa gülün kulağı olmaz ki gül kulağı olan bir insan gibi düşünülmüş teşhis var. Bak, Nergis gibi kıyamet edek çeksin intizar. Nergis gibi intizar çeksin, bekleyişin acısını çeksin. Nergis intizar çekemez ki arkadaşlar. O zaman burada kişileştiren varlıklar gül ve Nergis'tir. Gül hasretiyle yollara kulağını tuttuğu için insan gibi düşünülmüş. Nergis de kıyamete dek intizar çektiği için arkadaşlar insan gibi düşünülmüş. O zaman burada teşhis var. Şimdi beni iyi dinleyin. Bomba geliyor, bomba geliyor kanıtlayacağım iyi bakın. Her teşhisin olduğu yerde otomatik olarak kapalı istihare vardır. Bak teşhis varsa kapalı istihare vardır. Her kapalı istihare de teşhis olmaz. Her teşhis de kapalı istihare vardır. Kanıtlamak istiyorum bilimsel olarak. Gül ve Nergis insan gibi düşünülmemiş mi? Gül mesela sürekli kolluk yolları tuttuğu için demek ki insan gibi kulağını yolları tutan gül. E Nergis de insan gibi düşünmemiş mi? İnsan gibi kıyamet edek intizar çeken, bekleme çeken Nergis. Bak o zaman burada insan kendisine benzetilen gül ve Nergis benzeyen insan söylememiş kapı kapanmış sadece benzerini söylemiş. Kapalı istihare. Hocam her teşhiste var mıdır? Vardır. Kısa yol. Bitti. Anlaştık mı? Her teşhiste kapalı istihare vardır. Çok soru çözdüreceksin. Rahat ol. Uyuyor mavi deniz. Uyuyor demiş. Kişileştiren varlık mavi deniz, mavi deniz. Mavi deniz uyur mu uyumaz. İnsana ait bir özellik verilmiş teşhis. Her teşhisin olduğu yerde otomatikmen kapalı istare de vardır. Öğretmenim kanıtlar mısınız? Tabii kanıtlarım gadasını aldıklarım. Bak o aslında ne demek istiyor bu? İnsan gibi uyuyan mai deniz. İnsan kendisine benzetilen. Mai deniz benzeyen. Bu taraf söylenmemiş. Sadece bu söylenmiş. O zaman istaremizin adı nedir derseniz alın size nur topu gibi kapal istihare. Mevzu ne kadar kolay. Gördünüz mü? Bak. Ay ve güneş ezelden iki İstanbulludur. İyi de İstanbullu olma özelliği insana ait bir özellik değil mi? E burada ay ve Güneş insanla ait özellik teşhis. Her teşhisin olduğu yerde otomatik ne vardır? Kapalı istihare. İsterseniz deneyelim. Ay ve güneş değil mi? Aslında ne demek istiyor? İnsan gibi İstanbullu olan Ay ve Güneş. Çok güzel. O zaman insan kendisine benzetilen Ay ve Güneş benzeyen bu söylenmemiş. O zaman alsana kapalı istihare sadece benzeyen söylendiği için. Bak. Varsın bahçelerde rüzgar gezinsin. Aa rüzgar geziniyor bahçelerde. İnsan dışında gezinme özelliği rüzgara verilmiş teşhis var teşhis varsa kapalı var bir daha kanıtlamam istemeyin insan gibi rüzgar işte bahçelerde gezinen tamam mevsimler yaz tutup çöller ağlasın bak mevsim ve çöl mevsim yaz tutuyor çöl ağlıyor o zaman bunlar kişileştirildiğine göre kişileştirme teşhis var her teşhisin olduğu yerde kapalı de var çünkü insan gibi yaz tutan mevsim insan söylenmemiş mevsim söylenmiş kapalı Değil mi? Burada insan gibi ağlayan çöl. Aynı mantık. Kaşgarlar da yağmur fazla mesai yapıyor. Aa, yağmur fazla mesai yapıyormuş. Yağmur mesai yapan bir insan gibi düşünülmüş. Teşhis. Her teşhisin olduğu yerde kapalı istihare de var. Deneyin isterseniz. Fazla mesai yapan insan gibi fazla mesai yapan yağmur. O zaman bu kendisine benzetilen, o zaman bu benzeyen bu söylenmemiş. O zaman hangi istihare yapılmış burada? Misler gibi kapalı istihare yapılmış. Hiç bu sanatlara böyle bakmış mıydın? Mesela teşbihin iki ögesi var. En az iki öge. Bunlar da birini çıkarırsak istihareye dönüşüyor. Bitti. Her teşhiste de kapalı istihare var. Bak bu kadar basit. Aslında işimiz çok kolay. intak Bak teşhis şahıs kökünden geliyor. Şahıslaştırma, şahıs demek kişi demek intakta mutuk kökünden geliyor. Konuşturma, konuşturma sanatıdır. Yalnız burada atlamamanız gereken bir yer var. Şurada gösteriyorum. İyi bakın. Ceketim benimle konuştu. Ceket insan gibi düşünülmüş, konuşma özelliği verilmiş, teşhis var. Hocam burada intak var mı? Yok. Yok. Niye? Ceketin ne dediğini bilmiyorum ki ben. Ceketin ağzından çıkanı bilmiyorum. Demek ki çok büyük bir ayrıntıya temas ettim şimdi. Şöyle dersem, ceketim benimle konuşma dedi. Aha! Ağzından çıkanı buldum. İntak var. Bu arada yeni bir şey. Her intihan olduğu yerde de ne vardır arkadaşlar? Teşhis vardır. Çünkü niye? Konuştuğuna göre insan vasfı zaten verilmiştir. Her teşhisin olduğu yerde de zaten kapalı istihare olur. Nasıl hocam? Ceketim demiş ya. Aslında burada insan gibi konuşan ceket. İkisi için de yapıyorum. Kendisine benzetilen, benzeyen ve söylenmemiş. Sadece benzeyen söylenmiş. Al sana kapalı ister. Bitti. Der, kopardılar kamışlıktan beni. Kamışlıktan beni kopardılar der. Demek kamışlıktan kim koparılır? Kamış. Kamış öyle diyormuş. O zaman kamış konuşmuş. Kamış konuştuğu için. intak var mı? Var. Her intiharın olduğu yerde teşhis var mı? Var. Her teşhisin olduğu yerde kapalı istare var mı? Var. Gördün mü? Aynen çorap söküğü gibi. Ben ki güzel bir Ağustos böceği. Ağustos böceği konuşuyor. Derdim çoktur, çoktur da çoktur. Ağustos böceği konuştu. O zaman burada ne var? intak var. İnsan dışındaki bir böcek konuştuğu için o zaman burada teşhis de var. Her teşhisin olduğu yerde kapalı istiyare. Çünkü insan gibi Ağustos böceği meselesi. Bir ağaç dedi ki meyvesini. Aha ağaç konuştu. Bilmem ki ben mi sendenim, sen de bendensin. O zaman burada intak var mı? Var. İntihan olduğu her yerde teşhis olur mu? Var. Burada aslında insan gibi konuşan ağaç dediği için ve burada insanı söylemediği için aslında kapalı Dal bir gün dedi ki tomurcuğuna, anam dal'a bak konuşuyor. Bir de tomurcuna konuşuyor, o tomurcuk da dinliyor. Titrerim rüzgarlar zarar vermesin. Bak, o zaman burada dal konuştuğu için intak var mı? Var. İntak varsa teşhis var mı? Var. Teşhis varsa da kapar istiare var mı? Var. Teşhis ve intak sanatının en çok kullandığı tür nedir diye sorarsanız arkadaşlar faldır. Masallarda karşınıza çıkar ama masalların özel bir bölümü olan fablarda en çok karşınıza çıkar. O zaman bu videoyu daha da uzun tutmayayım çünkü birbiriyle bağlantılı yerler işlemek istedim. Teşbih, benzetme ve istiare ne kadar bağlantılı olur gördünüz. eden teşhise geçtim, bağlantı kurdum. Teşhisten intihar geçtim, bağlantı kurdum. Bak ezber değildir edebi sanatlar, mantıktır. Soru çözerken bütün videoları bitirdikten sonra, benim bütün anlattıklarımı bitirdikten sonra soru çözme bölümüne geçtiniz ya, tam o soru çözme bölümüne geçtiğinizde ne lazım diyor musunuz arkadaşlar? Size divan edebiyat sorularını çözdünüz, bitirdiniz, buraya geçtiniz. Lütfen karekutu açarak çözün. Çünkü edebi sanatlar böyle anlamlı hale gelir. Çünkü ben çözeceğim, teker teker göstereceğim, her şey o zaman pekişecek. Sizleri seviyorum. Görüşmek üzere, esen kalın gençler.